Teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Kadir Topbaş Beyefendi'yi huzurlarımıza davet ediyoruz. Başkanım hoş geldiniz. Ne kadar mesudum. Aslında Büyükşehir zaten yeterince büyük sorumluluk. Bir de Belediyeler Birliği'ni almışsınız. Allah kolaylık versin. Özel mahalleden istekle geldim ben buraya Sayın Reisim. Mahalledeki çocukların isteği şu, diyor ki Büyükşehir çalışıyor, tamam, trafik için fevkalade şeyler yapıyor. Elinden geleni yapıyor. Eskiden belli saatlerde olan trafik artık her saatte, ne yapacağız reisimize bir sorar mısınız dediler. Ben aracıyım, her şey zevallı olmak. Onu da araya sıkıştırabilir miyiz? Teşekkür ederim, ne konuşulacak bu? Eyvallah. Çözümleriyle birlikte. Peki, kolay gelsin. Çok saygıdeğer Çevre Şehircilik Bakanımız, çok değerli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı, Sayın Müsteşarımız, Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürleri, Belediye Başkanları, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, önemli bir toplantıda birlikteyiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ve bugün acı bir haberle uyandığımız ve güne başladığımız Adana'da kaybettiğimiz vatandaşlarımıza, şehitlerimize rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, terör yine çirkin yüzünü maalesef gösterdi. Yine aynı şekilde Fırat Kalkanı operasyonu sırasında şehit olan askerlerimiz var, yaralılarımız var. Onlara da rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, yaralılara şifa diliyorum. Rabbimizden dileğimiz odur ki dünyada huzur ve barış hakim olsun. Türkiye'nin geçmişten bugüne kadar zaten dünyada her daim iz olarak bıraktığı huzur ve barış sembolü bir milletiz. Sömürgeci olmamışız. Türkiye'nin gelişmesi maalesef bazı çevrelerce benimsenmediği, kabul edilmediği için bu tip olaylarla karşılaşmamız mümkündür. Birlik ve beraberliğimiz bunun üstesinde gelecektir diyorum. Sayın Bakanlarım, değerli katılımcılar, bugün burada bir teknolojik gelişmenin geldiği aşamayı konuşmaktayız. Ve ben genel müdürlüğe bu konudaki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bakanlığımıza özellikle ayrıca hassasiyetle teşekkür ediyorum. Dünya hızla değişim içerisinde. Ciddi bir teknolojik değişim var. Bunun sebebi de yoğunlaşan kent yaşamı ve hızla değişen dünya sistemleri insanları yeni araçlar içerisinde sokmakta. Daha kolay yönetim sistemlerini bulmak zorunda bırakmakta. Küçük yerleşim birimlerinde böyle ihtiyaçlar yoktu ama şehirler büyüdükçe, yönetimler geliştikçe her şeye erişebilmek, her şeyi yönetebilmek adına birçok gelişimleri yapmak zorundayız, girişimlerde bulmak zorundayız. Bunu da teknolojik gelişmeler diye ifade edilmektedir, bu teknolojik gelişmelere sahip olmak. Günümüz bilgi çağı ve bu bilgi çağında bilgiye erişmek, bilgiyi yönetmek, bilgiyi paylaşmak bir maharet. İşte bizim de Türkiye olarak geçmişten tevarüz ettiğimiz değerler üzerine, geçmişte genlerimizde var olan büyük bir millet olmanın gururuyla biz de dünya insanlarına ve ülkemize önemli gelişmelerimizi sunmak zorundayız. Bu büyük beklentilere cevap vermek zorundayız. Bu bakıma kurumsal taassubu bir tarafa bırakarak, hep beraberce birlikte bilgi ve deneyimimizi paylaşarak geleceğe girmemiz gerekiyor. Bugün coğrafi bilgi sistemi gerçekten artık bizim işimizi kolaylaştıran, hata payını minimize eden bir sistem. Ve o kadar gelişti ki artık birçok alanda çok daha rahat yönetim yapma imkanı ortaya koymaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de İstanbul olarak çok ciddi gelişmeleri kendi bünyemizde uygulamaya başladık ve yapmaktayız. Ve burada önce olmaya da, yerel boyutta da önce olmaya da çalışmaktayız. Ortofoto haritalarında Sayın Müsteşarımızla biraz önce görüşürken bahsettiler. Her iki ayda bir güncellemek suretiyle de çok daha sağlıklı verilere ve 10 santim hata payı olmak üzere bir başarıdan bahsettiler ki bu bizim bugüne eriştiğimiz en önemli çalışma diye ifade etmek istedim. Tabii ki biraz önce de Sayın Genel Müdür ifade etti ve ifade edilmektedir. Özellikle bütün birimler, yerel yönetimler başta olmak üzere kurumlar kendilerince bir takım çalışmalar içerisinde girmekteler. Ve belki bazı işlerin tekrarı zaman kaybı ve israf olmaktadır.
Bu bilgiler birleştirilirse, bir araya getirilirse, ortak bir alanda toplanırsa belki çok daha az ve kısa bir sürede çok daha başarılı bir çalışma yapabiliriz diye düşünüyorum. Tabii bizim kentlerimizin büyüklüğü, yoğunluğu, trafik meselesi başta olmak üzere her alanda kentteki yönetimdeki başarıyı sağlayabilmemiz için bütün olaylara vakıf olmamız gerekmektedir. Ve bu ihtiyaçlar bizi yönlendirmektedir. İhtiyaçlar bizi yeni yazılımlara, yeni çalışmalara doğru teksip etmektedir. Ve o ihtiyaçlarla biz kendimizi daha kolay ve daha yönetilebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Şöyle bir çalışma istedik ve bunu arkadaşlarımız başardılar. Araçla giderken başkan veya yetkili isterse kendi tabletinden mesafeleri koymak için 2 kilometre, 3 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometre mesafedeki belediyenin yapmakta olduğu işleri, şantiyeleri görebiliyor. Şantiyeye dokunduğu zaman o şantiyenin boyutlarını, ihale bedelini, süresini, geldiği aşamayı da görebiliyor. Yani tabletten yolda geçerken çevrenizin en yakın noktadaki şantiyeyi rahatlıkla görebiliyor veya uğrayıp bir bakabiliyorsunuz. Geçmişte böyle bir imkan yoktu. Ve bu artık gayet basit bir fırsat olarak elimize doğdu. Diğer taraftan daha önce de arz etmiştim. Bilinir, bütün kentlerimizin en büyük sıkıntılarından bir tanesi harfiyat kamyonlarının yollarda, orman kenarlarında taşıdıkları harfiyatı veya enkazları bölgelere atmalarıydı. Bununla ilgili bir yazılım istedik ve bunu başardık. Bu yazılım harfiyat kamyonlarına yerleşilecek bir cihazla bunun nasıl hareket ettiği, nerede olduğunu görmek imkanı veriyor. Böylece ilçe belediyesi harfiyat fırsatı verirken hangi firma ise ve bu işi taşıma yapacaksa ona dökeceği alanı, gideceği güzergahı, gideceği saatleri ve yapacağı sürati rahat bilgisayarda işleyebiliyor. Ve böylece o işi yapacak olan firma, yetkisi veya araçların güzergah üzerindeki geçişleri sırasında bunları rahatlıkla görebiliyorsunuz. Geniş güzel bir yere döktüğü zaman, damper kaldırdığınız zaman merkeze görebiliyorsunuz. İşte bize bu veriler, bu imkanlar bu tip çalışmaları da önümüze koyabiliyor. Ve böylece kentte daha esnek, daha doğru çalışmalar yapabiliyoruz. Tabii en önemli olan mekansal verilerin elimize ulaşması. Bu artık gayet başarılı. Uydular vasıtasıyla bir takım teknolojik gelişmelerle bunlar sağlandı. Bunlar bize önemli nirengi noktaları göstermek suretiyle biz o mekansal verilerle yolumuzu rahatlıkla dizayn edebiliyor ve kendimizi oraya düzenleyebiliyoruz. İstanbul Belediyesi olarak DEP'te, trafikte 96 yılı, 2006 yılında yaptığımız bir çalışma ciddi takdir gördü ve İstanbul'da yoğun bir şekilde kullanmak. Şimdi cep telefonu elde 3 boyutlu navigasyon çalışmaları son aşamasına geldi. Artık sorgulayabiliyor, nereye gitmek istediğini telefondan görebiliyor, tercih edici hakları en kısa sürede en az bedelle, ücretle nasıl gidebileceğini İstanbul'da artık görür hale geliyor ve bu çalışmalar da yapıldı. Çok basit de indi artık en yakın noktadaki aradığınız bir mekanı bulmak, başta eczane, kütüphane ve benzeri şeyler olsun. Bunlar artık çok basit olaylar gibi önümüze dökülü ve bu da bize önemli bir kent yaşamında kolaylık getirmekte. Tapu ve tarasa bilgileri dijital ortamda düzenlenmekte. Bu da çok önemli ve bilgiye anında erişebiliyorsunuz, verileri anında alabiliyorsunuz ve buna göre de karar verebiliyorsunuz. Hatta şöyle bir çalışma daha istemiştim. İlçe verilerimiz, alt belediyelerimiz ruhsatları verdikleri yerlerle ilgili kayıtlara girdiğinde herhangi bir vatandaş, karşı komşusu veya geçen birisi, oradaki inşaatın ve yapının ruhsatını ne zaman alındı, emsalin ne oldu, ne yapacağını rahatlıkla açık verebilir. Ve böylece bir vatandaş otokontrolü de getirmiş olur Sayın Bakanlarımız. Böyle bir sistemde gelişebilir ve bu da bir noktada yanlış yapmaya fırsat vermeyecek bir çalışma şeklinde ortaya çıkmış olabilir. Özellikle bizim itfaiye ile ilgili çokça zaman zaman dile gelmiştir. Yanlış ihbarlar gelmekte. Ama şimdi yaptığımız itfaiyenin yaptığı çalışmayla ve programla şu anda aldığı anonsla itfaiyeye gelen bilginin mekansal verileri sebebiyle nerede olduğunu,
gerçekten yangın noktası olup olmadığını anında zaten itfaiye merkezinde görebiliyor. Ve böylece de ona göre kalkıp gidiyor. Yani doğru bilgi veya yanlış bilgi olup olmadığını mekansal bilgiyle rahatlıkla gidebiliyor. Bunlar bize kent yönetiminde kolaylıklar getirmekte, vatandaşa da daha doğru bir hizmet ortaya koymaktadır. Biraz önce bahsettiğiniz gibi birçok kurum ve kuruluş bu çalışmaları yapmakta, zaman israfını ve kaynak israfını önlemek adına bilgileri birleştirdiğimiz zaman, paylaştığımız zaman çok daha kısa yoldan ve doğru sonuçlara ve başarılı sonuçlara ulaşabileceğiz. Dünya öyle bir noktaya geldi ki sadece hayal etmeniz yetiyor. Düşüncelerinizi bir müddet sonra gerçeklere dönüştürebiliyorsunuz. Teknoloji gelişmeler bu fırsatı verdi. Yeter ki büyük hayaller kurulsun. Hatta 2004 yılında başkan olduğum zaman şöyle bir anosta bulmuştum İstanbul'da. Sizin hayallerinizi istiyorum. Hayaller önündeki engelleri kaldırdığımız zaman hayaller gerçek olur. Artık gerçekten dünyada bu var. Hayalleri büyük kurmak ve o büyük hayaller önündeki engelleri kaldırdığımız zaman hedefe ulaşabiliyor ve hayalleri gerçek kılabiliyorsunuz. Ve bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın Belediye Başkanlığı döneminde İstanbul'da başlattığı çok önemli adımların izleri sürmekteyiz. Ve kent İstanbul olarak İstanbul ölçeği biraz önce de yansıda verildi bir dünya ülkesi ölçeğinde böyle bir kentte yönetimin kolaylaştırılması, hizmetin aktif ve reel olarak verilmesi için coğrafi bilgi sistemimizin olmazsa olmaz bir aracımız haline geldi. Bu konuda ben kurumum içerisinde çalışan coğrafi bilgi sistem müdürlüğümüze ve bu konuda genel müdürümüze, bakanlığımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bunlar bizim yerel ekip olarak halkın istek ve arzularını en iyi şekilde cevap olma imkanı vermekte ve bu da bize kent yönetiminde başarıyı eriştirmekte. Bu toplantının başarılı geçmesini diliyorum. Sempozyumda inanıyorum ki önemli bir takım bilgiler paylaşılacak. Bu bilgiler de bizim için önemli katkı sunacaktır diyor. Teşekkür ederim. Saygılarımı arz ediyorum.